Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. En az 4 milyon emeklinin maaşı artacak. Emekliye zam Hazine desteği şeklinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasına yönelik açıklamasının ardından yasa teklifi hazırlığı başladı. En az 4 milyon emekliyi ilgilendiren değişiklikte alınacak kök ücret aynı kalacak. Aradaki fark ise hazine yardımı niteliğinde olacak. Bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. En düşük emekli aylığı 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı artış milyonlarca emekliye bayram öncesinde müjde oldu. Açıklamanın ardından düzenleme için bir yasa teklifi hazırlanması bekleniyor. Daha önceki uygulamalar kapsamında kök ücretlere artış yapılmayacak. Aradaki fark hazine yardımı şeklinde olacak. Ocak ayında en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan bilgilendirme baz alınarak 7500 TL'lik düzenlemenin en az 4 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtildi. EYT'liler de birlikte bu rakamın çok daha yukarı çıkması sürpriz olmayacak. Yapılacak düzenleme sadece en düşük emekli aylığını etkileyeceği için maaşlar arasındaki fark da küçülecek dendim. Düzenlemenin rakamsal verileri henüz net değil. Ocak ayında en düşük emekli aylığının 5500 TL'ye çıkarılması görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı rakamlar açıklanmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş sorular üzerine alternatif artışların kaç kişiyi etkileyeceği bilgisini verirken en düşük emekli aylığının 5500 TL olması 2.721.270 kişiyi etkileyecek. Eğer 4500 lira olsaydı 1.192.186 kişi 5000 lira olsaydı 1.917.254 kişi yararlanacaktı. 6000 lira olursa 1 milyon kişi eklenecek. Maliyeti ise yıllık 36.6 milyar lira olacak ifadelerini kullanmıştı. Bu hesaplamayla en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkarılmasından en az 4 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor. Artışla işçi ve memur emeklilerinin en düşük ücretleri arasındaki fark da azalacak. Daha önce yapılan düzenlemeler kapsamında en düşük emekli aylıklarındaki artış hazine yardımı şeklinde yapılıyor. Kök ücretler artmıyor. Eğer yapılan ödemeler toplamı dosya bazında açıklanan en düşük emekli aylığından azsa aradaki fark hazineden tahsil ediliyor. Bu nedenle kök ücretleri her yıl enflasyon kadar yapılan artış aylığı 7500 TL'nin üstüne çıkarana kadar bu ücretlere yeni bir artış yapılmayacak. Bu durumun istisnası ise yeni bir yasal düzenleme yapılması olacak dendi ve emekliye zam düzenlemesi haftaya mecliste deniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesinin meclis gündemine geleceğini ifade ederek, "Biz AK Parti olarak konuyla ilgili ön çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz." dedi. Beklenti bayram ikramiyelerinin de artırılması. Emeklilere bayramlarda verilen ve 1100 TL'ye çıkarılan emekli ikramiyelerinin de artırılması bekli var. Ancak henüz bu konuda somutlaşan bir rakam bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki gün en düşük emekli maaşına artış çalışmalarına anlatırken, bayram ikramiyeleriyle ilgili müjde verebileceğini açıklamıştı. Bizler de e, bayram ikramiyelerinin yine 5000 TL olabileceği konusunda e, çok e, umutluyuz. E, ve haberler geldikçe sizlere an beyan Aktarmaya devam edeceğiz. Haberlerimizden haberdar olabilmek için bildirim zilini açın lütfen abone olup önce abone olup sonra bildirim zilini açın ve haberlerimizden anında haberdar olabilirsiniz. Ben Hülya Bozkurt Ata Haberden sevgi ve selamlar. Hoşçakalın.